Evet, reklamlar bitti. Yağmur devam ediyor. Gerçekten sesimiz inşallah ya. Oraya geliyordur. Ya minik bir selam yollayabilir miyim? Tabii. Benim için çok kıymetli. Çok sevdiğim bir arkadaşımın annesi maalesef hafta sonu kötü bir rahatsızlık yaşadı. Hepimizi çok üzdü. Ama şimdi çok iyiymiş. Evinde de bizi izliyormuş. Şimdi ona sürpriz olacak. Geçmiş İsmini söyleyeyim olsun. Mi? Söyle. İrfan anneciğim. Seni çok öpüyoruz. Geçmiş olsun, bizi bir daha korkutma. Allah şifa, Allah şifalar versin. Seni evladına, amin, torununa bağışlasın inşallah. Allah herkesin annesini, evladını, evladını da anasına bağışlasın. Annelerimiz kalemiz, kalemiz. Ay, evet, yani, herkesin, aynen, evet. Öyle. Hadi bütün bu bu vesileyle bütün anneleri öpelim mi? Evet. Oh. Ananın yeri kimseye dolmaz yani. Anacığım, gelmiş, üç evlat geçmiş büyüttün. Olsun. Pardon, değil 5 mi? Evlat. Beni al pastanı, bir de 3 evlat. Aynen, benim anneme saygı benim diyor zaten Allah artık bu saatten sonra. Değil mi? Aynen. Ya annesinin bir mesajına bir güldü. Bir gün bir konudan bahsediyor. Sus. Bir konudan bahsediyor. İşte bak, yani evlenirsem çocuğu olursa ona annelik yaparım. Anneden mesaj, sen önce saygıya bak. Ne dedim biliyor musun? Sevdiğim adamın benim annem dedim ya. Aynı. Sevdiğim adamın çocuğu olsa bakarım, ona da bakarım. Anne saygıya bak da. Aynen. Sen önce saygıya bak. Sen önce saygıya bak. Ama annen çok dertli. Sen her ne zaman doğuracağım desen, hayır, herkes kendi çocuğuna bakacak herkes diyor. Ondan sonra bir bakıyorum. Torun almış. Sana güvenmiyorum. Çocuğa acıyorum diyor. Mesela sana ay, kıyamazlar onlar var ya. Canım, iyi ki varlar. Çok çok öpüyoruz. Tekrar evet. Tekrar İrfan annenin de ellerinden öperiz. Hadi Alişan'a geçelim. Evet. Evet, dün bir yere vurduk, ses geldi. Ses geldiyse magazin ritüelidir, haberin %90'ı doğrudur. Doğru. Bir de ses geleceğini çok beklediğimiz yerden ses gelmiyor. Bunun nedenini konuşacağız. Alişan, Buse, Varol cephesinde neler oluyor? Buyursunlar. Eşi ve annesi arasında tansiyon yeniden yükseldi. Alişan devreye girdi. O kadar çok şey yaşadık ki, gerçekten doğru söylüyor. Ne paranın ne... Eşi Buse Varol'un doğum gününü kutlayan ünlü sanatçı, ailesinden gelen tepkinin ardından yeğenini yemeğe çıkardı. Gelen yorumlar ortalığı karıştırdı. Alişan kimseye yaranamadı. Kötü şeyler yaşadık. 50 bin insanımız rahmetli oldu hepsine. Alişan'ın paylaşımlarına gelen yorumları kimler yazıyor? Sahte hesaplar mı kullanılıyor? Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatıyla Alişan ve ailesi karalar bağladı. Selçuk Tektaş'ın vefatının üzerinden geçen 6 ayın ardından Buse Varol'un kızı Eliz'in 1. yaş gününü kutlamak istemesiyle aylarca süren krizin fitili ateşlendi. Buse Varol hayata tutunma gerekliliğini eşini hatırlatmak isterken eşinin ailesi bu talebi yaslarına saygısızlık olarak değerlendirdi. Alişan, istenmeyen gelin ilan edilen Buse ve eşinin ailesi arasında köprüler tamamen atıldı. Yine doğum günü, yine kriz. Alişan geçtiğimiz gün eşi Buse Varol'un doğum günü için kamera karşısına geçti. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi aslında gerçek doğum günüm 25'i. Ama biz işte böyle arkadaşlarımızla bir yemek yiyelim dedik. Yusuf da sağ olsun bizi davet etti, ev sahipliği yaptı. Böyle güzel bir yemek yedik. Birazcık eğleniyoruz, sonra eve geçeceğiz. İkilinin açıklamaları sosyal medya üzerinde çok konuşulurken anne Suzan Tektaş'ın beğendiği bir yorum olay oldu. Bir takipçinin Buse bana nedense son krizden sonra samimi gelmiyor. Sanki fırsat bulunca gidecekmiş gibi duruyor. Bu da benim düşüncem. Yorumuna Suzan Hanım'dan destek geldi. Tansiyon yine yükseldi. Anne Suzan Hanım'ın yeniden kendisini göstermesi ve röportaj boyunca Alişan'ın sözcükleri seçerek konuşması perde arkasında kopan fırtınaların habercisi olarak değerlendirildi. İkinci kriz gecikmedi. Eşinin doğum gününü kutlayarak annesinin tepkisini çeken Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızı yeğeni Ceylan'la yemek yerken bir paylaşım yaptı. Savaşı başladı. Bir kullanıcı fotoğrafın altına "Arkadaş, eşini çocuğunu unuttun be" yazdı. Ortalık karıştı. O yoruma bir takipçi "Yapmayın, eşi çocuğu var" diye yeğenlerini ihmal mi etsin? Herkesin yeri ayrı. Alişan yapması gerekeni yapıyor. Helal olsun, kardeşinden emanet o iki melek ve yengesini koruyup kolluyor diyerek cevap verdi. Bir diğer takipçisi ise "Buse sen mi yazdın bunu? Kıskanç. Adam sana ve çocuklarına lüks bir hayat vermek için gece gündüz çalışıyor. Sürekli çocuklarını gezdiriyor.
gezdiriyor. Senin gibi dadıları bırakıp keyif yapmaya gitmiyor diyerek ilginç bir tepki gösterdi. Sosyal medyadaki bu hareketlilik kafaları karıştırdı. Yorumlar sahte hesaplardan mı atılıyor? Eşi, annesi ve yengesi arasında kalan Alişan bu süreci ne kadar sürdürebilir? Sonunda kimden vazgeçer? Son söz yorumcularımızın. Burada bir takım kötü kokular alıyoruz değil mi? Sanki böyle yolunda gitmeyen bir şeyler var. Uzun zamandır var ama evet. Bence zaten. Peki bu olay... kime patlar mı? Ya hayır, yani bu olayın sonucunda ne olacağını sanki kestiriyor gibiyiz ama hani böyle bir tık da olmasını istemiyoruz. Şöyle, eşyanın tabiatına aykırı durumlar gerçekleşiyor. Değil mi? Mesela normal şartlarda arayıp ya hayat böyle bir şey yok tabii ki falan diyebileceğin ya da böyle bir şey yaşandı o yüzden sizi mahkemeye veriyorum falan gibi yani. Lafları. Olumlu veya olumsuz bir tepki. Hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Şimdi derin bir sessizlik var. Sadece bir taraftan ses var. O da haksız olduğu için. Diyorsunuz. Çok da ses var diyemeyiz. O kendi içinde konuşuyor. Şimdi sessizlik, sessizlik veya ne bileyim neyse ne. Ama Allah, biliyorum ki Allah herkese Alişan gibi bir amca nasip etsin. Evet. Böyle ya. Bir amca olamaz. Yani Alişan, belki Alişan'ın şurada bir hatası olabilir. Ve eşi de belki onun tepkisini veriyor olabilir. Alişan yeğenlerini yeğen gibi görmüyor. Evlat yerine koymuş. Ama hep söylüyor. Yani, tabii, benim artık dört çocuğum dört var. Dört çocuğum var diyor. Evet. Yani onları evlat gibi gördüğü için de yani zaten rahmetli Selçuk da Alişan'ın evladı gibi değil miydi Bircan'cığım? Evet. Yani ben Alişan ayakkabı numarasına kadar Selçuk'un bilgisiyle yaşadı yani. Değil mi? Kaç numara giydi? Ya çok girif, çok iç içe. Kardeş, kardeş, et et. Böyle kemik kemik. Onun için kemik. Bu kadar zaten yıkıldı. Yani. Değil evet. mi? Onun çocuğu gibiydi, zaten. Her şeyiydi. En yakın arkadaşıydı. Tabii. Dostuydu, ailesiydi. Bir de neydi biliyor musun? Alişan'ın aile yapısında benim dikkatimi çeken bir şey var. Baba figürünü hiç görmüyoruz. Ana çünkü, erkil bir aile. Dominant bir anne. Dominant bir anne ve evet. Bence rahmetli Selçuk'la anne... Bu aileyi idare eden kişilerdi. Ve annenin de bu kadar etkilenmesinin, bu kadar yıkılmasının sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir Bircan'cığım. Şimdi annenin evladını kaybetmesi kuşkusuz ki en büyük acı. Tabii Allah kimseye şimdi göstermiş. O torunlara sarılması da en büyük refleks. Tabii. Yani koruma evet. içgüdüsü daha çok fazla koruma. Ama bak bir hikayeyi neresinden çevirirsem çevireyim herkes haklı olamaz ya. Herkes haklı hikayede. Bir tek Alişan haksız. Tabii. Aa. Dermişim. Yani. Alişan'ın ne haksızlığı? Alişan yazık garip bir yani, kaldı. Yani çocuk öyle iki arada bir derede kaldı. Yani, kendim de söyledim mi? En kafası zor çok Allah karışık. Ona sabır versin. Üç kadının ortasına bırakmışlar adamı. Biri oradan çekiyor, biri buradan bence çekiyor. Herkes dua etsin ki Alişan böyle merhametli ve vicdanlı bir adam. Yoksa ama ben onu deyip çok... başını gidecek bak yakında neredeyse yorulmuş adam. Yorulmuş gördüm evet, onu tabii ben. Tabii röportajında gerçekten yorulmuştu. Mutsuzdu yorulmuş. Yani mutsuzdu. Yorulmuş. Çünkü bu omuzlar çöktü, en yakın desteği gitti. Ya her şeyini paylaştığı kişiyi kendi elleriyle maalesef evet. kötü bir hastalık sonucu toprağa verdi. Ya bir anda bir de. Bir anda çok acil ve çok genç. Çok genç evet, çok yani genç. İnsan gerçekten. Çok hani... genç, daha çocuklar küçüktü falan filan. İşin yenge boyutuna geldiğimizde, yenge boyutuyla alakalı... İster ses gelir, ister Merve Hanım, Tektaş değil mi? Hı hı. Merve Hanım isterse bağlanabilir, cevap hakkını kullanabilir. Her zaman. Son derece şeffaf bir yayın. Gelen istihbaratlar, gelen bilgiler aile içinden, dışından, arkadaş çevrenizden. Bir kere zaten hanımefendi sürekli bir M ile başlayan bir mekanda değil mi? Her, sürekli. Her haftanın 5 günü orada zaten. Oradan alışveriş yapıp çok orada pahalı bir mekandan bahsediyoruz. Oradan alışveriş yapıp çıkışta yemek. Evet. Yani bunu zaten görüyorlar ve görüntülüyorlar. Bu bir kere başlı başına masraf. Tabii canım. Bugün dışarıda saçma sapan alelade bir yere gittin de bile 2000 lirayla kalkıyorsun. Evet. En evet. uygunu. Orası öyle tabii ki de. Bu dediğim yer M biliyorsun. Evet. B ile başlayan yerden alışveriş yapıyorsun. M ile başlayan yere gidiyorsun, yemeği yiyorsun. Orada yerlerde her gün alışveriş sayma her gün bir 4000-5000'lik oluyordur yemekle. Tabii her gün yani. Acaba yani her gün yani şimdi görürsün de ne bileyim bir kahve içer de çıkarsın yani o da olabilir. Ama her gün de yani anladın mı? Yani ya. Evet gerçekten yani.
Biz de mesela Ebru'yla çok seviyoruz bir yerlere gitmeyi. Hmm. Ebru da sağ olsun hiç ucuz yer sevmez. Yani hepimiz mahvolduk yani. Neyse. Ay bir götürdüm 10 gün konuştular. Neyse ama mesela düşünüyorum. Çünkü çocuklarımızı düşünüyoruz. Tabii. Yani her gün gidemeyiz. Tabii. Biliriz. Her gün de gidilmez zaten. Gidilmez. Ya. Sıkılırım da ben her gün bir yere gitmekten ya. Öyle bir vakit de yok vallahi ki. Vallahi oturum ha, ekmeğe nasıl bir şey koyar otururum evde. Her gün de dışarıda yenmez ki kardeşim. Bu arada psikolojisi bozuk olabilir. Gezmek istiyor olabilir. Alışveriş yapmak istiyor olabilir. Onu ya, da net anlarım. O alışveriş de bir hastalık biliyor musun? Bazen evet. İnsanlar bak ben şimdi bazı şeyi düşünürken her türlü ihtimali de düşünerek konuşmak istiyorum. Yani ben de mesela kendimi onun yerine koyduğum zaman depresyonda olduğum zaman alışverişle kendimi rahatlatabiliyorum. Ama sonradan dönüyorum kendime zarar vermiş hayatım oluyorum. Hayatım markete gidip hem salça da alabilirsin manevi. Alışveriş alışveriştir ya. İşte böyle her zaman salça. Da gidip pahalı bir yerden de ayakkabı alıp orada yemek yemezsin değil mi? Alışveriş alışveriş pazara da gidip o para harcamak çünkü onun hastalığı. Evet evet. Pazarda evet. Da harcayabilirsin bu parayı markette de harcayabilirsin. Bijuterici'de de harcayabilirsin. Ben mesela Sinan'ca en sevdiğim şey ne almak biliyor musun? Sarımsak. Niye sarımsak? Aşırı seviyorum o sarımsak tok tok böyle. Almayı çok seviyorum beyaz beyaz. Bir de yastık yüzü. Kılıfı. Evet. Çarşaf şey. Yastık kılıfı. Niye yastık? Renk renk. Bir çok seviyorum. Aslında. Çok çünkü rahatlıyorum o ikisini alınca. Eskiden limon da vardı. Şimdi çok annem limon, annemle eşit annem limon görünce böyle bir sulanıyor falan. Gıcık oluyor böyle. Ama böyle sarımsakla onu alınca rahatlıyorum. Mesela bunlar ucuz bunları alsın. Yani anladın mı? Sarımsak yani ucuz mu? Vallahi değil artık. Alırken düşün. Düşün. Sarımsak bile ucuz değil yani. Sarımsak altın eri en sonunda düğünlerde sarımsak takacaklar insanlara. Vallahi onu. Eser yenenler. Erikten sonra sarımsak. Yani ben normal bulmuyorum. Okey. Şey bölümü tamam. Yaz bölümü. Okey o da geçti ama bu artık buldumcuk. Buldumcu ayar. Bu artık iyi niyeti suistimale giriyor. Şimdi bakmasın. Burada iyi niyetli bir alişan var ya. Evet. Kimlerden ne kopartırsam kârdıra dönmüş. Ama Alişan bir şey söyleyeceğim. Çok cimri diyorlardı Alişan için. Adam yani sağmış. Böyle buradan sıkar buradan yalar diyorlardı. Ya bence o kadar değildi ama öyleyse bile sınandığı yerden geldi. Evet galiba. Sınandığı ha. Yerden geldi. Yani ben hep artık çünkü duyduğum şey. Adam çünkü çuvalın altı yırtıldı. Ha, artık müdahale yırtıldı. Edemiyor yani o da saldı. Ya şu bilgi gerçekse yani kanaldan aldıklarını. Alişan ve konserden aldıklarının %100 bir payını hala Selçuk hayattaymış bence gibi veriyor. Eşine veriyorsa tabii. Bu zaten bu yüzde olarak. Bu şu demek o zaman Alişan'la para istememeliyiz demek. Zaten Selçuk hayattaymış gibi ya. Tabii hani, aynen öyle şey, devam yani, maddi olarak söylüyorum. Manevi olarak asla dolamaz da yeri. Yani. Böyle bir şey varsa zaten hiç Alişan'a bulaşmamak da lazım ya. O zaman Alişan kendi evliliğine sağlıklı bir şekilde devam eder. Bu arada Alişan dün küçük yeğeni Eyşan'la da iftar yaptı. Çocuklar, fotoğrafları likeleyenler arasında Buse Varol da vardı. Ya çocukların hiçbir günahı yok bu işte. Tabii canım. Ya ben çocuklar ona çok kızarım. Anasına kızarsın, babasına kızarsın ama acısını çocuğundan çıkartamazsın yani. O kesinlikle. İki tane melek ya, anladın mı? Çocuklar evet. Ne alakası var işin? Aynen anasını öyle. Yaptığını çocuğun niye cezasını çektiresin? Yani önümüzdeki günler çok şeye gebe gibi görünüyor. Umarım ki tatlıya bağlanır. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu aile içerisindeki huzursuzluklar, şartlar ne olursa olsun bir anne, bir gelinini veya bir anne damadıyla bir çekişmesi olduğu zaman sağlıklı olmuyor. Olmuyor, olmuyor. O savaştan hiç kimse galip değil. Herkes yaralıyor. Evet. 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 Peki şimdi